Yok artık. Yok artık. Yok artık. Niye sevindiğimi farkındasınız, değil mi? Abi şaka mı? Bak... Herkese merhaba. Ben Koray ve bugün sizlerle birlikte FIFA Mobile 19'da sonunda Süper Lig kariyer serimize başlıyoruz arkadaşlar. Bu serinin detaylarını açıklayacağım ama öncesinde arkadaşlar Destek için videoda sizlerden efsane bir like bombalamasını bekliyorum ve yeniyseniz de kanala abone olup bildirimleri açmayı unutmayın. Abone olup bildirimleri açarak aramıza katılabilirsiniz ve FIFA Mobile 20'de abi bomba gibi ilerliyor olacağız. O yüzden abone olun, bildirimleri açın ki hiçbir videomuzu kaçırmayın arkadaşlar. Haydi bakalım bu arada aramıza hoş geldiniz hepiniz. Yeni yeniyseniz abone olmayı unutmayın. Evet arkadaşlar hemen ilk 11'imize giriyoruz. İlk 11'imize girdiğimiz zaman gördüğünüz gibi full süperlikten oluşan bir kadromuz var. Bu seriyi nasıl işleyecek arkadaşlar? Şimdi ben maç oynuyorum ya biliyorsunuz her videoda bir maç oynayacağım. Yani her videoda bir maç oynayacağım onu söyleyeyim. Ve bir maçta arkadaşlar kaç gol atarsam o kadar 50.000 xp alacağım. Diyelim 5 gol attım 250.000 xp kazanacağım. Ve bir oyuncuma 250.000 xp basma hakkı kazanmış olacağım. Ayrıca arkadaşlar şöyle de bir sürpriz şöyle de bir detay veriyorum. Hazır mısınız? Her like... Bak kankam sen şu anda videoya like atarak bana 200 coins kazandırabilirsin. Eğer bu videoya 3000 like gelirse altı, e, 600 bin coins kazanmış olacağım. Yani bir like 200, bin, 200 coins 1000 like. 200 bin coins 2000 like 400 bin 3000 like 6000 coins gibi gidiyor arkadaşlar. Kaç like atarsanız 10 200 ile çarpacağım. Ve o kadar coinslik transfer oyuncu transfer etme şansımız olacak. Eğer 3500 like gelirse de Falcao gelmiş oluyor. Çünkü Falcao 700 bin coins. Bunu da arkadaşlar yorumlarda en çok beğenilen oyuncu alacağım bu arada. Mevki fark etmez arkadaşlar. En çok beğenilen oyuncu alacağım. Kariyer şeklinde oynuyoruz. Attığımız gole göre oyuncularımızı yükseltmemiz gerçekten harika. Arkadaşlar bu videoda transfer yok biliyorsunuz. Kadroyu kurduk ve sizlerin isteği doğrultusunda yapacağım için bütün transferleri. Bu videoda transfer yok ve bu videoda ne yapıyoruz biliyor musunuz arkadaşlar? Hemen mağazamıza giriyoruz ve mağazamızdan sizler için özel bir paket açacağım. Eğer bulabilirsem yok burada değil abi. Şeyde paketimiz. Şeyde hemen gelelim abi. Şuradan bundle açacağım ya. Vallahi sizler için bundle açıyorum abi. Hemen bir şunu alsam mı? Yok ya bunu almayacağım. Bunlar hiç önemli değil. Umurumda değil abi. Hemen gelelim. Burada sizin için bir bundle paket açalım arkadaşlar. 8750 cevherlik bir paket. Haydi bismillah dedim ve bastım. Bakalım ne gelecek. Garanti bir tane 90 artı oyuncumuz var ama en az iki tane 90 artı oyuncu istiyorum. Oha bir anda hepsi mi açılacak? Ne olacak? Oo bir dakika. Garip bir şeyler oluyor şu anda. Raman. Okan Pos. Max Kruse! Yok artık. Yok artık. Yok artık. Niye sevindiğimi farkındasınız değil mi? Abi şaka bak gibi. Yok artık. Oha abi. Direkt kadromuzun ilk oyuncusu belli oldu. Transfer yapmayacağım dedim. Çıkan oyuncuya bak. Oha. 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 Max Kruse geldi. Ay bundan 10 tane vermesi gerekmiyor muydu? Ben mi yanlış anladım olayı? Niye böyle oldu? Her neyse ya şu an umurumda değil. Harbiden o niye öyle oldu abi? O beleş bir şeyler olması lazım diye. Yani bu olayı anlatır mısınız arkadaşlar yorumlarda? Bu arada çok heyecanlıyım çünkü Max Kruse takıma katıldı arkadaşlar. Vallahi katıldı yani. Şansa bak ya. Abi gerçekten şaka gibi. Eğer bu video 3500 beğeni gelirse bir defa Falcao takıma katılacak arkadaşlar haberiniz olsun. Haydi arkadaşlar o zaman hemen etkinliklerden, mücadelelerden maçımızı yapalım. Abi aşırı şaşırdım. Ne oldu ya Max Kruse? Böyle bir şans yok ya. Tabi Yusuf Yazıcı falan da çıkabilirdi. Yusuf Yazıcı çıksaydı da aynı şekilde sevinecektik arkadaşlar. Max Kruse çıktı. Yusuf Yazıcı çıksa aslında çok sevinemezdim. Çünkü, çünkü aslında şu anda Süper Lig'de olmadığı için kullanamayabilirdik ki kullanmamamız daha mantıklı olur. Her neyse arkadaşlar bakın Falco'yu istiyorsanız videoya hepinizden like bekliyorum. Yani daha ne kadar iyi transfer o kadar like atın. 200 bir beğeniniz 200 e, coins ediyor. Herkes beğensin işte. Herkes 200 coins katkı yaparsa arkadaşlar biz bütün oyuncuları transfer edebiliriz. Tabii ki bu videoda arkadaşlar birazcık e, Max Kruse ile oynayacağım. Efsane oldu bu efsane. Çok iyi oldu çok. Max Kruse. Abi şaka gibi ya şansa bak. Oğlum. Ne kadar coins ediyor acaba bir de onu da bir bakalım derken Max Kruse ilk golünü attı ve 50.000 XP kazandırdı bize. Bu attığı golle Max Kruse arkadaşlar tam 50.000 XP kazandık Max Kruse. Bu arada FIFA göre gerçekten tipi benziyor ya. Yani bu adamın tipi birazcık şöyle ya kafası ya yani anlamışsınızdır demek istediğimi. Bakarsanız zaten anlayacaksınız arkadaşlar. Gerçekten efsane bir oyuncu çıkardık. Max Kruse'yi çıkardık. Gittikçe zorlaşacak tabii arkadaşlar. Burada haftalık mücadelelerde oynamayacağız sürekli. Hep oynadığımız yerler zorlaşacak. Bu arada Max Kruse bir daha sistem yapacak derken. Bilal başa çık maalesef. Güzel hareketler yapamadı. Yani ilk bölümden transfer yapmayacaktım. Şansıma Süper Lig'den bir oyuncu çıktı. Ve arkadaşlar bu videoda yani denk gelmesini özel de tabii ki kadromuza koyduk. Haydi bakalım. Bundan sonra sizin isteyeceğiniz oyuncuları alacağız. Verdik basımızı Bilal başa çık oldu. Abi geçemedim. Haydi topu alabilir miyim? Alamıyorum topu. Can I take the ball? Abi bu arada özlemişim ya. Valla seri yapmayı özlemişim. Gerçekten çok zevkli ya. Hemen bugün yayınlayasım geliyor video. Yani bir gün önceden çekiyorum bu arada arkadaşlar. Hemen bugün yayınlayasım geldi. Yani şu an gerçekten sizin tepkilerinizi falan çok merak ediyorum. O yüzden yorum atmayı unutmayın lütfen. O kadar masum masum tepkilerinizi bekliyorum. İnşallah biraz yorum falan gelir. Haydi bakalım. Şöyle bir üstten pas. Abi Manu otoba nasıl yetişsin? Manu hızlı bir oyuncu bu arada arkadaşlar. Yetişebilir. Vallahi yetişti gibi bir şeyler oldu ama her neyse abi umarım güzel bir galibiyet gelir yani gelmesi gerekiyor. Haydi bakalım. Bu arada arkadaşlar bundan sonra şöyle yapalım. Ben maçları kırpmayacağım ama her maç oynadığımda sizlere bir tane e, konu bulacağım. Yapalım mı? Vallahi yapalım. Sizlere bir tane konu bulacağım arkadaşlar ve o konu üzerinden video boyunca konuşacağım. E, bence gerçekten güzel olur. Bugünkü konumuz arkadaşlar o zaman şey olsun Trabzonspor. Bakalım bu sene arkadaşlar Trabzonspor neler yapacak? Biliyorsunuz en son Fenerbahçe ile bir maçı oldu ve bir bir berabere kaldılar. Ee, gerçekten maçta hani mantıklı oynadılar. Uğurcan Çakır falan gerçekten kızıyor. Fenerbahçeliler özellikle çok kızıyor ama yani adam profesyonelce bir hareket yaptı. Maçı soğutması falan gerçekten çok önemliydi. Bu arada ikinci golümüzü attık Max Kuruse ile. Biliyorsunuz sol çok kuvvetli arkadaşlar. Efsanede bir gole imza attı. Yani dediğim gibi arkadaşlar e yani kalecinin yaptığı şey gayet mantıklıydı ve belki de o saydı maçı kazandılar. Hakemin hakemde hata vardı. Hakemin kır, sarı kart erken vermesi gerekiyordu. Ama yapacak bir şey yok arkadaşlar. Hakemlerde birazcık ee, garip ne yapmaya çalışıyorlar bilmiyorum ama Süper Lig'deki hakemler bana bir garip geliyor. Niye bilmiyorum. Bir gariplikler var. Ve arkadaşlar şöyle de bir şey söyleyeyim. Trabzonspor bu sene benim izlerken en çok keyif aldığım takım şimdiye kadar. iki tane Avrupa maçını izledim. iki tane de Süper Lig maçını izledim. Zaten birisi Fenerbahçe maçı. Bir tane Süper Lig maçını kaçırdım. Arkadaşlar ama bir şey söyleyeyim mi? Avrupa Ligi maçı. A abi ben hayatımda bir takımın yenilerek bu kadar keyif verdiğini görmedim ya. Abi o Eykuban ne yapıyor? o Neydi o adamın adı? En Vakayame. Arkadaşlar o Vakayame video konuyor. En Vakame mi? en vaka hiçbir fikrim yok ama bir tane ismi var işte her neyse. o ismi aklımızda tutalım. Ya gerçekten harika ya. Muazzam yani. Çok harika bir adam arkadaşlar. Envakame. Ekuban'ı daha çok beğeniyorum bu arada Envakame'ye göre. Şorlöt'ü çok beğendim. Yani bilmiyorum Şorlöt'ün olur ama. Abi o takımda garantisi olan oyuncu varsa onun adı da kesinlikle Ekuban'dır ya. Yani en iyisi takımın bence. Bu arada Azubi geçmeyelim. Trabzonspor'dan bahsederken ama Azubi Ülke'de kadroya yanlışla denk gelmiş. Bron özel yani ne random gümüş ve bronz oyuncular alıyordum. Azubi Ülke'de denk gelmiş arkadaşlar. Gördüğünüz gibi yeni fark ettim. Gerçekten Azubi Ülke'yi de futbolunu çok beğeniyorum. Ee, iyi i̇yi bir oyuncu. Beğeniyorum Azubi Ülke'yi Zenci oyuncuları beğeniyorum ben galiba. Niye böyle oluyor ya? Bu arada Vedat Muriç Falka Falcao'yu da izleme fırsatımız olmadı. Bakalım neler olacak. Vedat Muriç ile arasında bir e, gol krallığı yarışı yaşanacak mı? İnşallah yarışır. Aralarına Ekuban falan da katılsa. Abi bu sene Süper Lig harika olacak ya. Bu sene Süper Lig mükemmel olacak. Bu arada bir sonraki bölümde maçı yaparken hangi konudan bahsedeyim? Neyden bahsedeyim? İlla bir takım olması gerekmiyor. Yani Şampiyonlar Ligi grup kurasından bahset filan da diyebilirsiniz. Böyle mantıklı böyle konular futbol ile alakalı herhangi bir konu olabilir. En çok beğenilen konulardan seçmeye çalışırım ve fikrimin olduğu konulardan arkadaşlar. Bana yöneltebilirsiniz. 2-3 tane konu da yapabiliriz yani bir maçta. Çünkü bakın bu maçta mesela sadece böyle bir maçın 45 dakikası falan konu konuştuk. E gerçekten bu arada ha Trabzonspor'la ilgili bir de şunu söyleyeceğim. Orta sahası birazcık zayıf. Yani Yusuf Yazıcı'yı sattıktan sonra özellikle. Yani Yusuf Yazıcı tamam defansif anlamda bir şey yapmıyordu ama yine de Abdülkadir Ömür de Fenerbahçe maçında yoktu gerçi. Yani bilmiyorum belki tam zayıf değildir ama bir tane böyle bir altı numara almaları gerekiyordu diye düşünüyorum. Yani mesela Emre Belözoğlu Fenerbahçe'de çok iş yapıyor. Mükemmel. Ama şimdi Fenerbahçe'de e, Luis Gustavo falan geldi. E, Kim oynayacak onları da bilmiyorum ama. Mesela diyelim Emre Belözoğlu bir şey oldu. İmkansız ama bir şey oldu gitti abi Trabzonspor'a tamam mı? Abi Trabzonspor bu sene kesin şampiyon olur. O kadar söylüyorum size. Çünkü böyle Trabzonspor'un böyle bir tane eksiği varsa o da o mevki. Ve oraya da adam gelirse gerçekten harika şeyler olur diye düşünüyorum. Burada videomuzun sonuna geldik arkadaşlar o zaman. Ee, gerçekten çok efsane ötesi bir video oldu. Bir tane konudan bahsetmemiz bu şekilde gerçekten güzel oluyor burada Max Kruse harika duruyor. Gerçekten muazzam. Kartı da harika zaten. Umarım beğenmişsinizdir. Umarım eğlenmişsinizdir. Max Kruse ile oynamak gerçekten çok eğlenceli. Fenerbahçe kardosu, Süper Lig kardosu kuranlar varsa Max Kruse'yi kullanabilir canı gönülden. Gerçekten güzel bir kartı var arkadaşlar. Burada videomuzun sonuna geldik. Abone olmayı, like atmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın. Hoşçakalın sizleri gerçekten çok seviyorum. Bunu da hiç unutmayın arkadaşlar. Ve efsane videomuzun yine sonuna gelmiş bulunuyoruz. Ve bay bay.